Merhaba, iyi akşamlar. Malt, Marmaris, Altın Yunus, Turistik Tesisler, Grafik, Günlük. Malt bir düşüş trendindeydi. Son çektiğim videodan sonra hafif desteği de tabii kırıp toparlayıp bu düşüş trendini şimdi majör olanı kırdı. Yani ama biraz daha kısa tekrar bir düşüş trendi içinde. Yani o görünüm aslına bakarsanız bozulmadı. Şurada yeni bir tepeyi yapması gerekiyordu bozulması için. Yani 99, 98, 90, 99 üstüne diyelim biz onu. O tepeyi yapamadı. Bir zayıflama var. Görünen hacimlerde de biraz düşüş var ama anlamlı değil. Yani çok düşse şurada hacimler derdik ki buradan bir tekrar bir dönüş mü yapacak? O derece bir şey yok, düşüş yok. 200 günün biraz altında kapattı. Artık 200 gün kırılmaya başladı. Şimdi sırasıyla 80 lira ve 75 lira desteğe alınır. Bu destekleri kırarsa şurada özellikle şu gördüğünüz yapıların hepsi kırılmış olur. Yani 88'i aslında buradan alıyor. 75'e özür dilerim, buradan alıyor. Dolayısıyla 75 desteği önemli. Yukarı gidişatın devamı, yani bir dönüp de yeni bir trend yapıyorsa yukarı doğru, şöyle bir trend yapacaksa da ikinci atağında 92-20'nin üstüne çıkması gerekiyor ki teknik olarak tabi dibinde düşmeden, bu kadar 75'lere düşmeden tekrar üstüne çıkması gerekiyor. Teknik olarak şöyle yeni bir yön çizebilelim. Şu an yön çizemeyiz, o konumda değil. Bunun dışında özel bir burada formasyon yok. Yani RSI'da aşağı bir yön gösteriyor şu anda. MACD yatay, o biraz daha yatay, daha henüz aşağı bir yön vermemiş. Sıfırın da altında, yani -2, -1.37 seviyeler. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Toparlarsak sırasıyla 80, 30, 80 diyelim ve 75 desteği önemli. Yukarı doğru bir kırılım olacaksa şu düşeni de kırıp, yani 88'i kırıp 92.30'un üstüne bir hareket yapmalı ki yeni bir tepe yapabilsin. Bunun dışında söyleyecek bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.